Selamlar, ben Semih. Bugün eski güzel günlere döneceğiz arkadaşlar. Çünkü bugün eski kartları çekişle seçiyoruz. Ve ilk soruya bakar mısınız? Bunu ben hiç hatırlamıyorum. Ama Kara Prens'i seçip sonra maçlarken sebebini anlatacağım. Oo, tabii ki Tomruk. Barbar Valin ilk geldiği günü hatırlıyorum. Goblin Kriz zaten daha yeni geldi oyuna. O yüzden elektro büyücü. Ve Dark Goblin daha eski olduğunu hatırlıyorum. Çünkü ufak bir araştırma yaptım bu videoya girmeden. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok çok kısa böleceğim videoyu. Maalesef YouTube algoritması bizi ana sayfaya düşürmüyor. Eğer destek olmak isterseniz beğeni atarsanız çok sevinirim. Bunu daha önce yıkmıştık, tekrar başarabiliriz. Madenciyle başlayabiliriz ama büyülü okçuya madenci atmak çok daha mantıklı. Hatta bence madenciyi bu yüzden tasarladılar. Kuleye vurmak için değil de birliklere vurmak için. Dart'la birer canı indirip mega şövalyeyle oraya alan vursak aslında öldürebiliriz. Fıçıyı bırakalım, kulemizi halletsin. X'i kazanmış olalım bari daha büyük bir atak yapmak için. Gerçi biz büyük atak nasıl yapacağız? Adam bize ne vermiş? Çalı vermiş. Madenci çalıyla nereye kadar vurabileceğiz? Eyvah eyvah arkadaşlar, destek sıkıntı. Güzel güzel, Kara Prens de ona atak yapar. Arkadaşlar, Kara Prens mi oduncu mu daha eski sorusuna neden Kara Prens dedim biliyor musunuz? Şöyle bir mantık yürüttüm. Dedim ki oyunun başında iki tane efsane vardı. İşte prensesle buz büyücüsü. O zaman oduncu yoktu. O zamanlar Kara Prens vardı diye mantık yürüttüm. Umarım haklı çıkmışımdır. Fikriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Çalı attık da çalı ne işe yarayacak acaba? Diyorum ki ikisi kârına geçtik, atak yaparız. Çalı atıyorum, 5 günde gidiyor ya. Eyvah eyvah. İyi, sağlam vuruyor en azından. Şimdi bizim bu desteğimizde evrimi pek kayıp tutmak biraz işkence gibi ama neyse dur. Dark Goblin'e atalım. Dark Goblin öne düşeceği için büyülü okçu atmak isteyecek. O yüzden Mega Şövalye'yi buradan basıyorum. Hadi şu Pekka'yı öldürsünler, başka bir şey istemiyorum şu an. O nasıl dondurma, hemen Kara Prens'i basalım. Adam herhalde Pekka'sının yaşamasını çok istiyor. Şimdi biz bu evrim Pekka'ya elektro büyücü atsak ne yapacak? Kelebek toplayacak, canını dolduracak. O yüzden gerek yok, boşluk bırakalım. Şöyle defans bir madenci. Arkadaşlar şimdiden söylüyorum, evrimi Pekka'nın bu kadar güçlü olması normal değil. Bir kelebek çok fazla can veriyor. O goblin vurmaz. Çok arkaya attı. Bu ay dengeleme gelmeyeceği söylendiğine göre evrim Pekka bu ay böyle çok güçlü kalacak. Çalıyı bastım ama yani elimden çıksın diye bastım. Kara Prens'in köstebeği çok güzel keser. Yalnız Kara Prens'in ilk çıktığı yıllara dönünce bir şey fark ettim. Bence herkesin gizliden bir sempati beslediği karttır Kara Prens. Adam dartımıza sinir oldu ya. Pekka'ya karşı Kara Prens'in kalkanını kullanalım. Sonra köstebeği Mega Şövalye ile keselim. Yok, adam o maçın başına dartımıza dondurmayı atmayacaktı. Orada kaybetti maçı. Madenci boşluk yapacağım. Bence güzel bir combo olur. Hadi madenci bitir. Hadi az kaldı. Ve iyi oyundu. Öfke daha eski ya. Hatta öfkenin alanı daha büyüktü. Kasırgana çekim kuvveti daha büyüktü ama öfke daha eski eminim. Cadı oyunun başından beri var. Hatta fotoğrafı daha farklıydı. Gece sonra eklenmişti. Ha şimdi korumalar da eski madencide ama madenci daha eski diye biliyorum ben. Hatta baya baya eski diye biliyorum. Bunlar oyunun başından beri var diye biliyorum ama hadi garanti olsun diye roket alayım bari. Yine madencide başlıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir deste oluşmuş. Ben burada Mega Şövalye atacağım ya. Yeni evrim geldi ya, oynama hevesim var yani. Bir görmek istiyorum Mega Şövalye evrimini. Cadı atmamız lazım Pekka'ya. Pekka'nın en büyük antilerinden bir tanesi cadı ve neyse ki destemizde cadı vardı. Gerçi cadının doğru düz başka anti olduğu bir kart yok da fazla. Ama yani Pekka'ya karşı gayet iyi. Bizim destemiz de golem destesiymiş. Golemin arkasını neyle destekleyeceğiz? Evrim Mega Şövalye olabilir. Ama adamda Pekka var işte. Büyük sıkıntı. Olsun, başka çaremiz yok arkadaşlar elimize baktığınızda. Şu desteyle kazanmamız çok zor ya. Dark Goblin basarsak kule takasını engelleyebiliriz. Hala kuleyi savunabiliriz. Güzel bir öfke basacağım yarasa çıktığında.
Harbi kuleyi vermedik. Koskoca kraliyet devi gece satanı öfke artı Dark Goblin'e savunduk. Şimdi adam pekka atacak. Mega şövalye atamam ki. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz pekkanın gücünü. Cadı bırakalım. Adamda yıldırım olduğunu biliyoruz bu arada. Çünkü biz vermiştik yıldırımı. Atsın yıldırım ya, bir şey olmaz. Zaten adam sol taraftan saldırıyor bize. Tamam, şimdi Evrim Pekka'yı nasıl savunacağız? Hadi bakalım. Bombacı bırakalım. Evrim'in Mega Şövalye'yi atmak zorundayız burada. Yoksa savunamayız. Canı bitmiyor ki bunun. Yok, öldüremiyoruz Evrim Pekka'yı. Elimizde şu anda iki tane büyü, iki tane atak kartı var. Mecbur defansif golem bırakmak zorundayız. Bir yandan atak yapalım artık. Tamam, bu adam 3 taşa kadar gider. 3 taş yemeyelim diye cadı bırakıyorum. Adam pekka atacak. Arkaya doğru madenci atalım da kuleyi öyle indirmeye çalışalım. Hadi, kuleyi alamayacağız galiba. Roket salalım. Tamam, ilk kuleyi indirdik. Bizim 1700 canlı kuleyi savunmamız lazım ve her saniye ortadan kral devi gelebilir. Golem atmıyorum tabii ki de kral devi atabilir diye. Mega şövalyeyi basalım. Tamam, mega şövalyemiz oradayken biz artık golem basabiliriz. Saldırmazsak adam bu sefer yenecek. Hadi bakalım. Şu an büyük bir riske girdik. Adamın elinden de pekka çıkması çok iyi oldu ya. Şimdi golemimiz dümdüz ilerleyecek. Aman diyeyim, kuleyi kaybetmeyelim. Güzel, yıldırım almıyor hala kuleyi. Cadıyla önden basıyorum yıldırım atamasın diye. Arkasına bir evrim mega şövalye. Öfke basalım, hızlı olmamız lazım. Ortadan kreatif attığı anda maçı kazanacak. Hadi. İşte bu be. Bu destini kazanmak bari çok iyi geldi. Bunların ikisi de oyunun başından beri var diye biliyorum ama alev topundan %100 eminim çünkü onun fotoğrafı farklıydı. Siz de biliyorsunuzdur belki. Evet, bunlar en yeni gelen şeyler zaten. O yüzden evrilme pekla diyorum arkadaşlar. Oo, bu soru çok zor bir soru arkadaşlar. Ama kraliyet domuzları daha eski diye biliyorum. Tartışmasını yaparız sonra. Cehennem Öğeci daha eski ya. Ben Elit Barbar'ın geldiği zamanı hatırlıyorum. Hatta Elit Barbar madenci oynuyordum ben ilk geldiğinde. Bayağı güçlüydü. Başlayalım Cehennem Öğeci ile. Arkadaşlar, ikisi golemi ilk geldiği zamanları hatırlıyorum. Bir tane adam dünya birincisi bitirmişti ve şey denmişti. Dünyanın en hak edilmeyen dünya birinciliği falan diye laflar çıkmıştı. Onu hatırlıyorum. Yani evet, Kralt Domuzları sanki daha eskiydi. Yanılıyorsam yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Domuzları bırakalım, bir neyi varmış görelim. Yani Pekka bizdeyse Mega Şövalye rakiptedir diye düşünüyorum bir yandan. Adam şu an ne yapıyor? Acaba interne mi gitti, kararsız mı kaldı? Eyvah. Serseri ortaya çekelim. Reload'u da vuralım. Bir yandan da hızlandıralım. Yok ya, kuleyi alacak. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. O kadar terste kaldık ki. Öyle kilitlendik yani. Neyse, daha iyi oldu. Ben böyle comeback atmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Tabii küreselde ciddi maçlarda değil ama böyle etkinlik maçlarında seviyorum comeback atmayı. Şimdi eğer şifacının önüne kral domuzları atarsak bu sefer ne yapacak? Mega şövalye atacak. O yüzden domuzcukları bölmek lazım. Derken domuzcuk atacağımız zannedip roket salladı boşa. Mega şövalye atmayı bekliyor şu anda. Bravo, şifacı ölmeden bir tane vurdu. Köprüden pekka basacaktım iksiri bittiği için. Ama şunu düşündüm, adam bir anda iksir golümü elit barbarla 3 taçımıza yürüyebilir mega şövalye ile beraber. O yüzden hiç riske girmiyorum. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Mesela şifacı sahaya attığınızda değil, öldükten sonra etrafının canı doldursaydı bence çok daha iyi olurdu. Hatta bayağı bir görebilirdik metada. Bir yandan da şifacıyı görmek istemiyorum metada ama şöyle bir şey, üzülüyorum. Eskiden iksir goleminde kullanılıyordu, şimdi onda da kullanılmıyor. Garip yani, öldürdüler kartı. Büyücü alev topu öfke. Kuleyi alamayacağız ama bir tane alev topu lazım olacak.
Hadi iyi comeback atıyoruz. Az kaldı. Muhafızları varmış. Pekka'ya güzel cevap. Şifacıyla koruyalım. Sağ tarafı alev topu atacağım birazdan ama önce kendimizi bir garanti altına almak istiyorum. Ondan sonra atacağım alev topunu. Blokçu arkadan bırakalım. Önüne bir de evrim Pekka attığımızda tamam. Buradan saldıramaz biz alev topu attığımızda. Tamam, şimdi güvendeysek ben alev topunu sallamak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Pekka'mızın arkasına Cernimecer'i falan atmayacağım çünkü elinde roket var adamın. Cernimecer'i iyice arkadan bıraktım o yüzden. Evet, güzel taktik yaptık. Şu an her saniye ortadan bir iksir golemi gelebilir. Durun, şu 7 iksiri bir güzel yiyelim. Şifacıyla canımızı dolduralım. Şu büyücü yüzünden atak yapamıyoruz ki. Kartlarımız toplanmıyor, büyücü öldürüyor bir yandan. Adam iyi oynadı. Bu sefer büyücüden kurtulalım şöyle alet topuyla. Oraya Cernimecer'i bırakalım. Mega şövalye gelebilir diyecektim. Gelmedi ama hiç problem değil çünkü birazdan işimize yarayacak Cernimecer'e. Güzel deneme. Şimdi Cernimecer oradayken Mega şövalye atamaz. Eli kilitlenir. Mega şövalye atması için tuzak kuruyorum şu anda. O mega şövalye atsın, biz de Cernimecer'i öldürelim. Çok güzel, Cernimecer'imiz kuleye vuruyor. Harika. İksir golemi bana eski gibi geliyor ama o kadar da eski değilmiş gibi geliyor. O yüzden iskelefisini alacağım. Aa, eski tecrübenin geldiği günü hatırlıyorum. Elektro büyücü. Daha eski. Evet arkadaşlar, tabii ki de bu ay geldi evim Pekka. Ve bu ikisi de oyunun başından beri var. O yüzden bizim tercihimize kaldı. Ben cadıyı alacağım yine. İskelet fıçısıyla direkt başlayabiliriz. İskelet fıçısının ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Şu anda günümüzde duvar kıcı neyse iskelet fıçısı o zamanlar oydu. Yani madenciyle falan beraber oynanıyordu. Mega şövalye ile oynanıyordu. Ve şu an arkadaşlar tamamen oynanmayan bir karta dönüştü. Bir tek mega şövalyesini görüyoruz. Şimdi değişik bir hareket yapacağım. Şifacıyla can dolduralım. Öfke çok güzel hadi. Adam hızlı tepki verdi. Şimdi burada Pekka atmak şart arkadaşlar. Çünkü felaket kulesi atarsam ne olacak? Felaket kulesi atak yapmayacak, duracak oyun. Oysa şu an Pekka için mükemmel fırsat. Bir de evrimi çeviriyoruz, daha ne olsun. Gene basalım iskelet fıçısına. Mezar taşını yanlış attı. Bakalım şimdi ne yapacak? Aa, tomru varmış ama adamın zor günler bekliyor. Çünkü evrimi Pekka iskeletlerden sadece güç toplayacak. Arkadaşlar sizde de oluyor mu bilmiyorum ama ben böyle kartın ilk çıktığı zamanları düşününce eskiye gidiyorum. Mesela mezarlık ilk çıktığında hatırlıyorum. Ben okul servisindeydim gibi. Arkadaşlarla kapışıyorduk okulda falan. Sonrasında mesela buz büyücüsünü ben 500 taşı almıştım ilk efsanevim. Eğer sizin de böyle bir anınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim yan kanalda belki okuma serisi yapabiliriz. Arkadaşlar bir yandan da elimize bakar mısınız ya? Çekişi de böyle challenge yapmaya çalışınca çok saçma denizlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Ama zorluğu buradan geliyor zaten. Hadi bakalım şifacı bırakalım. Köprüden Pekka geliyor arkadaşlar, hazır mısınız? Adamda mezar taşı var, sadece can toplayacağız. İskelet ordusu atarsa da öfkemiz var yani her türlü. Hadi bakalım. Hop, iskelet ordusu öldü. Bir yandan fıçıyı bırakalım. Şöyle bir dondurma. Pekka iki farklı yerden can topluyor. Bir tane daha şifacı bırakalım. Pekka ölmez ki. Öldüremez yani. İstese de öldüremez. Oh. Oradan da can toplayacak. Adam perişan oldu. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Beyt desene karşı çok güçlü ya evim Pekka. Aslında teknik olarak ikisi de yepyeni büyüler de boşluk 4 ay önce geldi, Goblin Laneti 3 ay önce geldi. O yüzden eski olan boşluk büyüsü yani. Boşluk büyüsünü eski kart olarak seçmek garip hissettirdi. Neyse. Bu ikisi de oyunun başından beri var diye biliyorum. O yüzden zehri alacağım. Oo, bunlar da oyunun başından beri var diye biliyorum. O yüzden minyonlar alacağım.
Evet, bu sorunun cevabını biliyorsunuz arkadaşlar. Mega Şövalye evrimi geleli 3 gün oldu. Silah şöyle ayırdım, sonra boşluğu yapıştırdım. Herhalde elimizdeki kartlarla yapabileceğimiz en iyi savunmayı yaptık ya. Sadece balon bombası düştü. Şimdi ben burada gönül rahatlığıyla arkadan Pekka bırakabilirim. Çünkü biliyorum ki 3 iksirim kaldığında bana saldıramayacak. Çünkü atak kartını kullandı, eğer başka atak kartı yoksa. Ve arkadaşlar rakibe Mega Şövalye vermiştik, yani onu da bırakabilir. Evet, attı. Şimdi Pekka'mız 7 iksiri çok güzel kesecek. Bu arada adamın bize verdiği kartlar da oyunun başından beri olan kartlar, onu fark ettim. Slasher, X-Ray'ı, Kara Prens'in neredeyse başından beri. Hemen şunları bir havalan kesmek lazım. Uuu, yaşça da varmış. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Adam çok zorlamayla saldırdı ya. İlla o köprüde olduracağım diye uğraştı, bütün hissini attı. Bağır bağır, Mega Şövalye'ye yaşladı. Bence burada X-Ray basmanın tam zamanı. İksiri az yani. Aha, balon gelebilir ya da oduncu. Hemen yapıştırdım boşluğu. Olsun olsun, X'i bayağı vuracak. Ve vurmaya devam ediyor. Arkadaşlar şimdi adamın elinde ne var? Adamın elinde barbarlar var. Barbarları evrimi pekala bence çok güzel kesebiliriz. Hele hele can dolduruyor zaten. Slasher'ı önce bırakalım, sonra köprüden evrimi pekala yapıştıralım direkt. Tabi bu iki kartımız arasında iyice boşluklu tutuyorum arkadaşlar. Arasında mesafe olması lazım, yoksa alan vurur veya slasher öne düşer. Of, bizim Pekka şimdi Omega Şövalye'yi mahveder. Bravo, onu kesti, oduncu da kesiyor, tamam. O zaman arkadan Kara Prens'i bırakıp köprüden X'e basacağım. Çünkü bence kardayız ve elinde Mega Şövalye yok. Hadi barbar atabiliyorsa atsın, Kara Prens'in şarjı var. Evet. Hemen o teste gözelim. Daha fazla dayanamaz. Köprüden Pekka. Evet arkadaşlar, o zaman video burada bitsin. Yine çekişli gelmişken böyle güzel bir video çekeyim dedim. Umarım siz de mağaza gitmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.